Ay yeter ya. Ders ders. Aa, içim sıkıldı içim ya. Ne yapayım be? Senin gibi boş boş oturayım mı? Allah Allah. Senin yüzünden kısmetim de kapandı zaten. Ay bırak ya. Genç kızsın sen. Biraz eğlen, gez, dolaş. Aa, yeter. Ya evde de oturuyorsun, böyle ders çalışıyorsun sabahtan akşama kadar. Ya da Fırat, Fırat diye inliyorsun. Sıkıldım ya. Ne alakası var ya? Niye inleyeyim ya? Allah Allah, benim işim gücüm var diye vakit ayıramıyorum. Yoksa umurumda değil Fırat Murat. Var mısın iddiaya? Varım, ne var? Görürsün bak. Önüme çıkan ilk kişinin teklifini kabul edeceğim. Göreceksin bak, hiç alakası yok. Ha? Evet. Ha, göreceğiz. Duy da inanma yani. Allah. Hiç alak... Deniz yeter ya. Yeter, bir çalıştırmıyorsun. Sıkıldım ya. Tanıyor musun şunları? Şu iki kız mı? Hmm. Evet. Ne o? Hoşuna gitti galiba. Evet, ikisi de birbirinden güzel. Heveslenme hiç. Onlardan sana iş çıkmaz. Orası belli olmaz. Var mısın iddiasını? Bugüne kadar benim boş döndüğümü gördün mü hiç? Alırım ama arabanı. Sen sıkıldın galiba arabandan. Anlaştık. İki haftaya kadar ikisini de ayarlayamazsan bu anahtar senin. Anlat bakalım bildiklerini. Koyu saçlı olan tam bir namus kumkuması. Kitaplardan başını kaldırmaz. Akşamlar da bir ara çalışıyor galiba. Geç vakitte geliyor buraya. Diğeri İstanbul'un neredeyse en zengin kızı. Neşeli, hoppa, şımarık. Narin bir baksana. Bu arkadaş bundan sonra bizimle çalışacak. Adın neydi senin? Nazmi Mete Bey. Heh işte. Nazmi ile beraber çalışırsınız bundan sonra, tamam mı? Tabii. O da birkaç masaya falan bakar. Tabii Mete Bey, tabii. Tabii. Giyecek bir şeyler bakalım isterseniz. Tamam. Geldim Narin Hanım. Aa öyle hanım falan yok. Arkadaşız biz yahu. Eşit burada her şey. Yalnız bu iş biraz zordur söyleyeyim sana. Öyle siparişlere dikkat edeceksin. Müşteriyle sürekli ilgileneceksin. Daha önce garsonluk yaptın mı? Yok ama çabuk öğrenirim. Heh. Tamam harika. Hadi bakalım. Narin Hanım. Yolda size eşlik edebilir miyim? Tabii. Tabii Nazmi, gel. Şeften duydum. İstanbul Hukuk'ta okuyormuşsunuz. Evet, okuyorum. Hı hı. Sen okuyor musun? Evet ama açık öğretim haklı ilişkilerde. Ama tekrar sınava gireceğim. Çünkü çocukluk hayalim savcı olmak. Tabii puanları çok yüksek. Narin Hanım, buyurun. Yok ya Rıfat, ben bu akşam gelmeyeceğim. Sen git. Tamam, hadi görüşürüz. Ya binseydiniz şimdi... Yok yok, hava çok güzel zaten ya. Ben yürümek istiyorum. Şoförünüz mü? Yok ya, ev arkadaşımın adamı. Boş ver. Neyse, ne diyordun? Ha, hukuk okumak evet, istiyorsun demek. Bir yandan iş, bir yandan ders. Biraz zor olacak gibi. Yok ya, o kadar da zor değil aslında. Yani... Umarım. İyi. Kim lan bu? Ya sanki bunlar hiçbir değil. Böyle başka bir renk istiyorum ben. Farklı bir renk istiyorum. Nasıl Deniz Hanım? Bence yok. Sizin istediğiniz tam olarak böyle bir şey. Şunu bir üstünüze tutun. Tutun. Tam tahmin ettiğim gibi. Etek boyundan biraz kısaltırsak... Bir de şu ayakkabıları giyerseniz tamamdır. Siz modacı falan mısınız? Değilim. Ama genç ve çok güzel kızlar konusundaki uzmanlık eğitimimi yeni tamamladım. Şimdi de doktoramı yapıyorum. Denizli, değil mi? Ben de Kaya. Memnun oldum. Ben de. Narin Hanım. Feneri nerede söndürdünüz? Anlatın bakalım. Neredeydiniz bu saate kadar? Ya yok. Bir tane yeni bir garson çocuk girdi işe de Nazmi diye.
Öyle onunla biraz yürüdük. Biraz yürüdük. Ne yani? Sonra anlat. Hayır, bir şey yok ya. İşte öyle lafladık falan. Böyle hoş sohbet bir çocuk. Yürüdük, ettik. Hukuk okumak istiyor. Benim kafada, aynı kafadayız. Öyle ekmeğimizin peşindeyiz yani. Bir şey olduğundan değil. Hadi bakalım, hayırlısı. Ay, anlatmazsam çatlayacağım, bana bak. Ben de bugün biriyle tanıştım. Genç, yakışıklı, karizmatik bir iş adamıyla. Ağzımdan girdi, burnumdan çıktı, benim telefon numaramı aldı. Zaten o almasaydı ben verirdim de neyse, konumuz o değil. Ne yaptı? Aradı mı bari? Az önce aradı. Akşam uçuşu varmış, gitmeden önce görüşelim dedi. Ne yapayım? Çok ısrar etti ben, yazık. Tamam dedim, görüşelim, ne yapayım? Aa, tabii canım benim. Evet. Altın kalpli bir arkadaşımsındır gerçekten. Kıyamazsın hiç. Hiç kıyamam. Yarın gelecek öğlen yemeğe çıkacağız. Evden alacak beni. Nasıl uyuyacağım ben bu akşam ya? Çok heyecanlıyım. Açık kuaför var mıdır? Ben kuaföre mi gitsem ha? Ay yok ya, çok güzel saçların böyle. Ya sen asıl git uyu. Uyuyamayınca çok stresli, gergin oluyorsun. O da doğru ya. Narin. Şimdi ikimizin de erkek arkadaş olma ihtimali mi var? Yani senin kesin var da benimki belli değil. Belli olmaz yani. Hadi ders falan çalışacağım ya. Senin işin vardır. Saçlarını falan yaparsın. Tamam. Maske yapacağım yüzüme. Hadi görüşürüz. Bye. Deli. Nazmi. Günaydın. Deniz, ne yapıyorsun ya? Oturup adam gibi yemek yesene. Yok. Öğüne kadar bir şey yemem lazım. Karnım şişiyor. Yeter bu kadar. İyi görünmem lazım. Ya saçmalama, olur mu öyle şey? Çocuğun karşısında bayılacaksın açlıktan. Ye, otur doğru düzgün. Nerede o günden? Ben düşsem bayılsam kucağına. Ah, ne çok istiyorum, bir bilsem. Canım, ne haber? Görmemişim seni ben ya. Yeni biriyle tanıştı da bu aralar, biraz heyecanlı. Benim hazırlanmam lazım, hadi kaçtım. Hadi hoşça kal. Hangi birinizle uğraşacağım ki ben ya? Ne dedin canım? Çay koyayım mı? Yok. İçtim ben, sağ ol. Doyduysan sen. Hadi gidelim okula biz. Trafiğe kalmayalım ha? Tabii gidelim. Yeni bir tip. Daha önce hiç görmemiştim. Yanındakini tanıyorum ama. Neymiş derdi? Ya işte arkadaşıyla arabasına iddiaya girdi. 10-15 güne kalmaz. Ben o iki kızı da ayarlarım dedi. Allah Allah. Nasıl yapacakmış bunu? Nasılını bilmem ama herif çok iddialıydı. İşin ucunda koca araba var. Kal seni. Ben sana göstermez miyim şimdi iddiayı falan? Neymiş öyle genç kızların hisleriyle oynamak? Hadi bakalım. Ay. Narin! Aşık oldum. Ay kızım. Çocuk çok tatlı. Çok yakışıklı, çok güzel, çok entelektüel be. O da sana karşı boş değildir herhalde. Bilmiyorum ama yani. Kızım çocuk iş adamı iş. O kadar yoğun ki. Bir sonraki randevu için sekreterini arayıp gün istedi. Bana bak. Hı? Deniz, bu evli mevli olmasın. Böyle bir adamı boş bırakmazlar bu zamanda. Ay yok be. Daha küçük yani, askere bile gitmemiş. 26-27 yaşında falan. Ne alakası var? Bırak şimdi kayıyı. Söyle bakayım. Nazmi ne oldu? Açıldı mı çocuk sana? Ay yok ya. Vallahi çok utanıyor benden. Çok utangaç. Böyle bir laf söyleyecek kıpkırmızı oluyor bütün yüzü. Anlamadım yani.
Eyvah, işim var kızım senin. Ama tabii yani ben de böyle ite kaka biraz zorladım. En sonunda kendimi hafta sonu sinemaya davet ettirdim. Bana bak, şey yapmadın değil mi çocuğu, ağlatmadın. Kabul ettin değil mi hemen? Yok, öyle hemen olmaz canım. Kolay kız gibi görünmeyeyim diye. Düşüneceğim dedim. Düşüneceğim yani. Yok sıkıcı. Öyle. Sıkıcı. Sıkıcı. Kaya. Aa, çok yakışıklı. Ay delirdin. Sen gelmiş miydin daha önce buraya? Hayır. Hayır da neden buraya geldik ki? Bak ne diyeceğim. Benim karnım çok aç. Bir yerde yemek yesek. Bak buranın yemekleri çok güzeldir. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Burada yeriz. Buradan da dansa geçeriz. Ha? Alo. Şimdi geldi. Hı hı. Deniz Hanım'la birlikte. Tamam. Sen şimdi oyala onları, tamam mı? Lan oğlum oyala işte bir şekilde. Tamam. Hadi kapattım. Merhaba Nerin Hanım. Buyurun. Ay Rıfat çok sağ ol vallahi ya. Çok makbule geçti. Öyle yorgunum ki. Ya şey yok mu bu sizin yeni eleman? Neydi adı? Ha Nazmi, yok ya gelmedi bugün, hastalanmış, şefi aramış gelmeyeceğim diye. Bütün işler bana kaldı vallahi billahi. Masalarda bir de yoğun mu sana, kalabalık mı? Of, ayaklarım koptu. Şey bu arada Deniz Hanım aradı. Dedi ki kafeye gelin dedi, beni de alın öyle gidelim eve dedi. Onun randevusu vardı bu akşam, iptal mi oldu acaba? Herhalde iptal oldu, bilmiyorum ben de. İyi tamam, ne yapalım madem, hadi. Hayran. Ulan Rıfat, ulan Rıfat. Aa, ne oluyor? Deniz'in telefonundan sonra geldi adam herhalde. Neyse, o bırakır artık Deniz evine. Sevdin mi? Harika. Çok sevdim. Güzelmiş. Nazmi. Nazmi'cim Deniz'le tanışmışsın, ne kadar güzel. Çok sevindim gerçekten. Narin saçmalama be. Kaya o. Ben tanıştırayım. Narin Kaya. Ya aşk olsun sana ya. Yani şef Deniz'in abisin, hastayım diye işe de gelmedin. Bıraktın gittin beni. Öldüm bütün gün yorgunluktan. İşler üstüme kaldı. İnsan yani daha ilk günden. Maşallah çok da güzel giyinmişsin. Nereden buldun bu kadar parayı? Bak ilk günden çarçur etme paranı Narin, böyle bak, Nazmi'cim. Açıklayabilirim tamam mı? Şimdi ben... Deniz'cim. Arkadaş hani işe girmişti garson olarak yeni. Canım ben bir hesabı alabilir miyim? Değil mi? Ha sinemaya davet etmişti beni. Sen eşek. Ne biçim oyun bu? Sen kimle? Ne oynuyorsun geri zekalı? Yeter. Ha? Geri zekalı. Manyak. Bırak değmez bırak. Bunu bir sinirim ha. Bırak gel. Bırak gitsin. Manyak. Aa. Görüyor musun bak? Zevklerimiz de uyumluymuş. İşte ama hoş çocuk da. Allah boş zamanında yaratmış yani, hoştu. Ya çok istedim. İnan bana gerçekten bu sefer çok istedim. Fırat'ın hayalinden kurtulurum diye düşündüm. Elimden geleni yaptım. Tamam olacaktı ya vallahi. Yok ya. Bizim kaderimiz bu yani. Biz hayaletlerle yaşayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar böyle gidecek herhalde. Kurtulamayacak mıyız ya hiç? Ya sen beni niye tuttun ki? Ya alamadım hırsımı çocuktan ben. Ama o benim karşıma çıkar bir gün. Çıkar bak ben ona neler yapıyorum. Niye tuttun beni ya? Böyle ağzını burnunu bir kıracaktım onun ben. Ya hadi kalk gidelim, toparlan Allah aşkına. Rezil olduk, reklam olduk herkese zaten. Bir bu eksikti ya başımıza. Ya bizi buluyor, bir anlamadım ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.